Hepinize yeni bir haftadan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi labdayım. Yani geleli bir saat falan oldu laba. Aslında ilk önce geçen hafta birazcık araştırma yapmıştım. Yani geçen hafta biliyorsunuz, geçen video izlediyseniz artık Presta Edemez'de şeyi çalıştırabiliyorum. Projeyi çalıştırabiliyorum ve çıktıları gözlemleyebiliyorum. Ama şimdi ilk önce bir analog devre çizeceğim Acetate'de. Daha sonrasında onun VHDL kodunu çıkartacağım ve test bench kısmı da çıkıyor mu onu araştıracağım. Yani programda test bench, yani programda çizdiğimiz şeyin VHDL kodunu çıkartabiliyoruz ama test bench kısmını göremedim. Şimdi o test bench kısmını araştıracağım. Yani benim mi yazmam gerekiyor yoksa bir yerden bir çıktısını elde edebilir miyim T-Space ya da diğer programlarda, ona bakacağım. Ardından bu devrenin VHDL kodunu ve test bench'ini alıp Quest'te simle çalıştıracağım. Şu an yapmam gereken bu. Geçen hafta birkaç şey araştırmıştım. Şimdi onları deneyeceğim. Ondan sonra öğleden sonradan staj defterimin büyük bir kısmını yazmayı planlıyorum. Çünkü aslında burada önemli olan staj defterim. Çünkü benden sonra gelecek kişilerin benim staj defterimi okuyup onun üzerinden devam etmesi gerekiyor. Ve güzel bir açıklama, güzel yazmam gerekiyor staj defterine. Yani bir manual olacak benim yazdığım staj defteri. O yüzden çok sıkılmadan, çünkü staj defterini yazmaya başladığım zaman aşırı sıkılıyorum. O yüzden ilk önce çok vakit kaybetmeden bu esedit kısımlarını falan halledeceğim. Daha sonrasında staj defterini yazmaya başlayacağım. Öyle, öğlende işte İrem'le bir yemekhaneye gider yemek yeriz. Daha sonrasında Zehra'ya, Zehra'nın ütüsü bende kalmıştı. O ütüyü kargolayacağım. Öyle, günümüz bu şekilde. O zaman ben çalışmayı deneyeyim, sonra görüşürüz. Şimdi labdan çıktım, şeye gidiyorum, yemekhaneye gidiyorum. Öncesinde karta para yükleyeceğim. Daha sonrasında tabii onun sırasını geçmesini bekleyeceğim. Yemekhanede yemek yiyip sonra Zehra'nın ütüsünü kargolayacağım. Ütü de burada. Şey, normalde İrem'le beraber yemekhaneye gidecektik ama İrem yeni uyanmış hanımefendi. Ne oldu minnoş? İrem yeni uyanmış, o yüzden beraber gidemeyeceğiz. Kütüphaneye gelmemiş. Normalde sabahleyin erkenden kütüphaneye geleceğim falan diyordu da gece uyuyamamış. O yüzden tek başıma gidiyorum. Yememi yiyeceğim. Ya şeyde de Esedit'te bu kadar yani bilgisizlik olmaz diyorum yani. Ben Half-Eder çizdiğimi zannediyorum ama inverter devresi kurmuşum. Ne bileyim, adam YouTube'daki videoda Half-Eder diyordu. Ben de ona bakarak yaptım. Bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Olmadı. Hoca geldi dedi ki bu Half-Eder değil. Neyse, sonra oradan bir düzeltme yaptım. Bilmiyorum, bu test bench kısmını herhalde kendimiz yazacağız. Çünkü herhangi bir kod karşılığı çıkmıyor uygulamada. Ve birkaçcık daha PDF falan okudum, slide falan gördüm. Onlara baktım ama çok da bir şey bulamadım. Ve çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. O yüzden bugün bu yaptıklarımızın bir kısmını koyarım. Biraz staj defterini yazarım şimdi yemekten sonra. Yarın böyle sakin kafayla şey yaparım. Çünkü başım çok ağrıyor. Neden ağrıyor bilmiyorum. Aşktan olabilir. Şimdi ya bahaneler tükenmez yalnız. Şimdi yapmıyorum, neden başım ağrıyor. Şimdi yemek yedikten sonra başım ağrısı geçecek, ağrılık çökecek ve bu sefer de hiç halim yok deyip bir şeyler yapmayacağım ama yok. Bir şeyler yapıyorum. Buraya kadar yaptığım şey bile okey yani, daha ne yapayım. Sadece işte bir tane analog devrenin şeysini halletsem okey olacak da. Onu da yapacağım ya, yaparım. Biliyorsunuz yapamayacağımız bir şeyler yok. Dayı tamam. Öyle şurada lokma dağıtılıyormuş. Birisi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun diyoruz. Hadi ben şimdi mekaneye gidiyorum, sonra görüşürüz.
de lokma sırasına girdim. geri dönüşümde çok daha az. Yani giderken çok fazlaydı, şimdi çok az. O yüzden bir tatlı yiyelim, yemek üstüne iyi gider. Uzun zamandır lokma yememiştim, güzel oldu. Bir de batırabilsem. Enerjimizi de aldığımıza göre labda deri gibi çalışmaca şimdi. Arkadaşlar labdan çıktım. Yani bugün benim için orta verim bile bir gündü. Çok da bir şey yapmadım ama bir şeyler de yaptım böyle karışık, neyse. Şimdi çıkıyorum. İlahiyat fakültesinin nerede olduğuna bakacağım ama şurada bilir sınavda. Biraz ses ol. Bizim bölümümüz sınavıymış. İşte şimdi gideceğim A kapısındaki güvenliklere soracağım. İlahiyat fakültesi nerede diye. Umarım tepede değildir de hazırlık binasının oradadır. Eğer oradaysa bu hafta, belki bugün gitmem de bu hafta içi falan gidersem hem havuzdan da bir belge alırım. Birkaç kere de havuza gitmiyor olurum. Çünkü oraya gitmeye üşendiğim için havuza kayıt için belge alamıyorum. Hello babe. Ne oldu? Ne? Ne istiyorsun? Tamam, bir anda üstüme geldiniz. Tamam, yeter. Kameralara mı oynayacaksınız? Ne yapacaksınız ha? Bir şey bekle. Yürü. Böyle bir anda peşimden gelince çok yaşa. Ve peşimden gelince biraz çok yaşa. Yürü. Millet aralarsına da şu an. Kolay gelsin arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim bakalım İlahiyat Fakültesi nerede? Umarım çok uzakta değildir. Nerede? Diğeri gitti herhalde. Ah, o zaman ben bir öğreneyim. Yine konuşuruz. Eski hazırlık binasının orada olduğunu öğrendiğim için aşırı mutluyum. Çünkü daha tepeye çıkmayacağım yani. Neyse gitmişken size oraya gösteririm zaten. Şöyle bir avantajı var onun. 53'e bindiğim zaman bizim evin oradan direkt zaten o hazırlık binasının oraya geçiyor. Ama eğer tepede olsaydı buraya çıkıp başka bir otobüse daha binmem gerekiyordu. Ama hangi otobüse binmem gerekiyor hiçbir fikrim yok o konuda. Onu bilecektim şimdilik de. Neyse iyi oldu. Bizim otobüs de buradayken ben... Şimdi eve geldim arkadaşlar. Gelir yanından üstümü değiştirdim. Zaten 3 gram makyaj yapmıştım. Onu sildim. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Yiyeceğim şeylerde. Markete gittim markette. Tabii ki de havlu kağıdı aldım. Altılısı 41'e düşmüş. Ben de aldım. Başka yerlerde çok pahalı çünkü. Harika bir alışveriş gerçekten. Ardından bak açım ama yiyeceğim şeylere bakın. Önce cicibebe yiyeceğim. Uzun zamandır canım çok cicibebe çekiyordu. Bilirsiniz cicibebe krizlerimi. Yine böyle bir krizim tuttu gibi cicibebe yiyeceğim. Sonra bunu bani çok bayacak. Ondan sonra da cicibebe yiyeceğim. Onun kayınmıyormuş. Karın doyurma şeysi değil mi? Onun. Öyle yani market alışverişimiz bu kadar. Çünkü şu kadar 3 parça şey 70 küsür lira tuttu. Lanet olsun bu hayata diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Hiç keyfimi bozmayacağım. Öğrendim ki zaten ilahiyatla eski hazırlığın oradaymış. O yüzden çok mutlu oldum. O yüzden şu an hiçbir şey benim keyfimi bozamaz. O yüzden cici bebeğip keyfime bakacağım. Birkaç bir şey diyeceğim. Bu gece birazcık deneme çözmeyi planlıyorum. Böyle dün ders çalışırken kütüphanede baya bir gaza geldim gibi oldu. O yüzden bunları yiyeyim biraz vakit geçsin. Başım bir tık ağrıyor gibi sanki. Neyse sonra bir kahve yaparız. Bu ondan sonra güzelce ders çalışırız. We'll be right back.
think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So yani çok alakasız Kedi Mari izliyorum ve 9 ay önce falan atmış yani videoyu. Aslında şöyle bir filtre kahve yapsak, sonra o olurken ben bir duşa girsem ve sonra beraber deneme çözsek nasıl olur? Çünkü ben bu girişle hiçbir şey yapmayacağım ama bir şeyler de yapmak istiyorum. Böyle boş boş yapmak istemiyorum şu an. O yüzden bence çok mantıklı. Kalkalım ve hareket edelim. Yoksa zaten yavaş yavaş mayıştım. Zaten uykum var. Ama yani şu an uyumak istemiyorum. O yüzden birazcık çalışalım falan filan. Sonra olmadı erken yatarız da sabah erken kalkarız. Güzel olur. Aynen. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. Hadi. Ay, şurada da var ya. Yani yattığım yere bakar mısınız? Yani bilgisayar burada. Şurada şu şekilde yatıyorum. Yani hiçbir şekilde ne şu tarafa doğru uzanma var ne şu tarafa doğru uzanma var. Bildiğin kendime bir eziyetlik yaptım orada. Hanemiş benim çocuklarım. Hanemiş benim güzel kızım. Açın bana bir öpücük. Nereye? Öpücük istiyorum. Hanemiş benim oğlum. Çakıl. Ben şimdi seni öpsem öptürmeyeceksin ki kendini. Gel. Tamam git git. Öpmüyorum ben de uzay yukarı. Öyle o zaman bir kahve demleyelim. Kendimize gelelim sonra başlayalım. Of. Ruhum sıkışıyor. Ruhum. Yaparken de bir yandan da arkada güzel bir şarkı çalsın da. Ondan sonra. Ben duşa gideyim. Ne çalsın? Bu ara şu şarkıyı dinliyorum arkadaşlar. Deli gibi buna sarmış durumdayım. O yüzden onu açacağım şimdi. Bir an unutmuştum da. Bu şarkı çok iyi. Şarkı 2'de kalmış. Çarpiki de iyi oluyormuş ha. Ama çarpiki değil de. Kavga yok. (Gülüyor)
yapıyorsun her gün? Hadi ben şimdi duşa gidiyorum, tamam mı? Beni burada bekleyin. Geleceğim birazdan. Kavga etmeyin lan. Güzel kızım. Yakışıklı oğlum. See you. Birazdan görüşürüz. Saçım da harika. Her neyse çok önemli değil. Şimdi onunla da bir maske yapmak istedi canım. O yüzden duşa girmeden önce şu maskeyi yapacağım. Önce şu tonikle sileyim. Yani arkadaşlar cilt bakımı yaparken izlediğim herhangi bir aşama yok. Kafama göre. Ve canım hangi aşama istiyorsa o aşamaya göre yapıyorum. Yani belki şu an yaptığım şey çok yanlış. Bilemiyorum. Bunu şeyden almıştım. Ne onun adı? Proxy'den almıştım. Böyle siyah noktaları falan çıkartmak da etkili oluyormuş. Ben belki çok etkisini göremedim herhalde. Çok düzgün kullanmadığım için mi ne bilmiyorum, anlamadım. Bende de çok siyah nokta var bu ara. Neyse şöyle. Aslında da bir şey söyleyeyim mi? Bunlar benim yüzümden çıkan kir mi? Yoksa böyle tane tane görünüyor. Görebiliyor musun şu siyahlıklar? Neyse çok belli olmuyor. Siyah nokta mı acaba onda? Neyse. Havamın alamayayım ki. Şimdi maske yapacağım. Ondan sonra da vallahi arkadaşlar duşa girmeden önce daha enerjiktim gerçekten. Duşa girdikten sonra aşırı bir mayıştım. Ama bu mayışmayı aldırmıyoruz kesinlikle. Oturup dersimi çalışacağım. Zaten matematik yeni bir denemeye başlamıştım kütüphanedeyken ama sonra sıkılıp kalkmıştık. Zaten de geç olmuş, kütüphane kapanacaktı. Matematikte bir yarısına kadar gelmiştim, onu tamamladım. Sonra bir de Türkçe denemesi çözerek bitiririm. Öyle onu yaparız. Şu maske kurusun. Az kalmış gibi sanki. Şuralardan da gördüğümü yine. Şuralarda birazcık var, neyse. Kurusun tamamen. Onu çıkarayım, sonra saçımı kurutayım. Ondan sonra çalışmaya başlayalım. Peki o arada tabii ki de washizimi hep dinleyelim. I feel like a hurricane in my brains. I close our time, bad weather. Please don't make this last forever. The voices in my head keepin' telling me I'm gonna, and I don't wanna talk about the drama, I'm trauma. Çok kurutmadım çünkü çok kurutunca aşırı kabarıyor ve kabarmasını istemiyorum açıkçası. Sen kendine nasılsın? Umarım başım ağrımaz. Şimdi bir de şöyle bir nemlendirici krem süreyim. Bunu süreceğim.
şu Arif oğlunun şu tipik şeysi var. Kaş şeysi de var da kaşlarım maşallah çok gür olduğu için kaşlarıma çok fazla sürmüyorum ama her duştan sonra şu kirpik şeysini sürüyorum. Bence gayet güzel yapıyor. Uzak projemi sürelim. Bu da bitti ve bundan almak istiyorum aslında. Çünkü hem böyle bir güzel bir renk de veriyor. Vallahi olduk mu mis gibi? Bence olduk, güzel oldu. Rahatladım, gerçekten rahatladım yani. Şimdi kahve kazak giyeceğim. Kazağımı giyip sonra kahve koyalım. Sonra batıralım dersin başına. Başka yer kalmadı. Bunun üstüne oturuyorsunuz ve onun üstüne sıçıyorsunuz. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me if I lost my mind. Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rainbows die. Valla çocuklar uyusun diye ışığı da değiştirdim. Çünkü sürekli yanıma geliyorlardı ve beni salmıyorlardı. Uyku bastırdı. Saat 11 oldu. Matematik çözdüm. Birkaç boşum var. Uğraşmak istemedim birkaç soruya. Gerçekten yani baktım olmuyor, saldım. Türkçe'de de döndüm. Beşe geçmiştim. Yani çok da önemli değil yani, bu kadar kastıma bakmayın yani, sınavda yapacağım geçeceğim de. Bilmiyorum canım, aslında ders çalışmak istiyordu, o yüzden oturdum böyle uzun zamanda, ders çalışmıyordum çünkü. Ama uyku bastırdı, herhalde birazdan gidip uyuyacağım. Sabah erken kalkıyorum çünkü. Ya da uyurum. Bilmiyorum, bugünlerde bir uyuma isteği var içimde. Neyse, birkaç soru daha Türkçe çözeyim de sonra yatarım. Yarın çözerim, sonra gerek olur mu? Birazdan yapmaya gideceğim.